Merhaba. Bugün Bahriyeliler serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün bahsedeceğim kişi Şehit Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Öney. Kendisi 1912 yılında doğuyor. Donanmaya 1934 yılında göreve başlıyor donanmada astsubay olarak. Daha ilk görev yeri 1935 yılında atandığı Yavuz Zırhlısı. Daha sonra kendisi denizaltıcılık kursuna katılarak 1937 yılında ilk alınan Dumbunar Denizaltısı'na göre başlıyor. Bu denizaltı mayın dökücü olup İtalya'dan alınmıştır. Daha sonra görev yerlerine bakacak olursak Atılay, Oruççeyiz Denizaltısı, İkinci İnönü, Yıldıray Denizaltıları. Yani donanmada önemli kritik noktadaki bütün denizaltılarda kendisi görev yapmış. Aynı zamanda farklı ülkelerden alınan bütün denizaltılarda da görev yapmış birisi. En son olarak 19 Nisan 1950'de son Amerika'dan alınan Dumbunar'a kendisi atanıyor. Biraz daha geriye dönecek olursak kariyerinde 23 Haziran 1941'de İngiltere'den alınacak V sınıfı denizaltıları alacak kafile Refah Şilebi ile önce İskenderiye, daha sonra oradan uçakla İngiltere'ye gidecek. Tabii 23 Haziran gecesi bir İtalyan denizaltısının attığı torpidoyla Refah Şilebi batıyor. Bu denizaltıda, yani bu Şilep'teki personelin arasında denizaltılardan biri de Ömer Öney. Şilep'te sadece iki filka var ve biri ilk torpidonun isabet ettiği anda parçalanıyor. Diğer filikayı herkes nasıl kurtulacağını düşünürken tek başına metaforalarla indiriyor. Ve kazadan kurtulan 36 kişinin 32'sini bu şekilde filkaya alıyor kendisi. Yaklaşık 35 saat kürek çekerek Mersin'e ulaşıyorlar ve olaya haber veriyor. Çünkü Refah Şilebi'nde telsiz yok, gemi çok eski. İlk kurtulduğu facia budur. Daha sonra işte bahsettiğim gibi çeşitli denizaltılarda görev yapıyor. Bir yıl sonra 14 Temmuz 1942 tarihinde Atlay denizaltısı batıyor. Kendisi de bu denizaltıda personel ama facianın yaşanmasından 2 gün önce ikinci İnönü denizaltısına tayin olarak bu faciadan da kurtuluyor. Ve denizaltı filosunda görevlerine devam ediyor. Asıl büyük yaşadığı olaysa en çok, yani isminin bilinmesini sağlayan 19 Nisan 1950'de Dumpınar'a atandığını söylemiştik. Kendisi Dumpınar'ın Amerika'ya giderek denizaltıyı teslim alan ilk personelinden. Ve denizaltının battığı 4 Nisan 1953'te ve yani o uzun 3 yıllık sürede de kendisi bu denizaltıda görevine devam ediyor. Denizaltı battığında bütün ailesi ve arkadaşları onun kurtulacağına inanıyorlar. Diyorlar ki hem Refah'tan hem Atılay'dan kurtuldu, Dumlupınar'dan da kurtulacaktır diye. Herkes en çok yani kurtulması ümit edilen kişi aslında kendisi. Ama ne yazık ki 81 personelle birlikte kendisi de şehit oluyor. Bunun üzerine annesi üzüntüsünden vefat ediyor. Ömer Öney hem Refah'ta bir kahraman arkadaşlarını kurtararak hem Atılay'da kıl payı kurtulmuş bir kişi. Çok yani büyük olayları atlatan bir kişi. Çoğu kişi bu tarz şeylerden sonra donanmada özellikle denizaltıcılığı bırakır. Ama kendisi hiçbir zaman bırakmamış ve yine bir denizaltıcılık olarak tarihimizdeki en büyük faciada hayatını kaybediyor. Pek çok kişiye örnek bir hikaye aslında. Yani her zaman da kendisinden bahsedilir denizaltıcılar arasında. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Cuma günkü yeni videoda görüşmek üzere.